Sen komutan. Sen bizle dalga geçersin. Bahtiyar benim arkadaşımdı. Onun ailesi benim ailem sayılır artık. Bu sefilliği yaşatmayacağım size. Sen git ağabeyimin katilini bul komutan. Sen bir dur delikanlı. Babanla konuşalım. Ama hayat benim hayatımdır. Karar da benimdir. Doğru söylüyorsun. Ben de o yüzden soruyorum. Evet. Cevabınız? Olmaz. Olur olur. Sen ne dersin baba? Bahtiyar senin oğlun, ben de gelininim. He, öyleydi. Ancak şimdi Bahtiyar kara toprağın altındadır. Biz de bir lokma ekmeğe muhtacız. Bizi kurtaracak biri gerekir. Zeynep, sen iyi bir düşün. Ben göreve gitmek zorundayım. Ya kapı açık kalmış. Gel la gel. Haber var mı Rüstem abi? Doğruymuş la. Akrabam Bahtiyar'ın öldüğü çatışmadaymış. Bunun akrabası dağdaydı komutan. Korkma lo, yabancı değildir. Akrabam Bahtiyar'ın katilini biliyor mu Rüstem abi? O şerefsiz kimmiş belli mi? Gidip geberteyim onu. Bu heriften evvel gerçeği bence bilsem daha iyi olacak. Ya adamı cezaevinde daha görüşe çıkartmıyorlar yani. Ama elbet görüşe çıkacak. Çıkınca da Bahtiyar'ımı kim öldürdü öğreneceğiz. Bana müsaade. Müsaade senin komutan. Yürü kız. Yürü. İyice düşün. Senin perişan olmanı istemem. Sen ne etmek niyetindesin komutan? İnsan böyle evlenir mi hiç? Çekil başımdan be. Ya gerizekalı soyka. La oğlum bir hoplayıp zıplamayın şurada. Ya bir şu kafanı bir çek ya. Bir durun şurada bir rahat durun ama pıtırcıklar. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorum görmüyorum işte salona sanatsal bir. Ya bir bağırmayın evladım. Salona diyorum sanatsal bir bakış açısı getirmeye çalışıyorum. Anam tablo nereye gitti ya, tabloyu nereye attıysa gerizekalılar ya. Ne sanatı be? Astığın şeye bak. Allah Allah. Evet. Senin yaptığın her şey bana yük zaten. Hiç oraya asılır mı? Bak şimdi ne yapacağım? Bak burada ne güzel şey var. Ya
Lan. Hiç oraya yakışıyor mu bu? Lan. Buraya sal. Lan. Dur lan. Bak ne lan. Güzel oldu. Neresi güzel oldu? Gerçekten şahtı şahbaz oldu. Bu ne lan? Kilim astına. Ta duvar astın üstü zeka. Ulan ağzı. Lan. Lan dur bak. Ya bir durun, bu devletin ödeneğiyle alındı bunlar. Lan, lan şu koltukla bir zıplamayın lan. Lojmanın bu koltukla devlet elimizden alır. Ağzınızı, burnunuzu kıracağım. Nankörler ya. Nankör gundiler. Lan, bak, bak hain gundi. Aa, koltuk gelmiş. He. Yaşasın, aslan bizi çikolata getirmiş. Ha, ne yaşasın. Güzel. Hadi getir yiyelim. Ne zahmet ettin Aslı kardeş. Hadi yiyelim. Ver bana da ver. Ya, ben... ya size şaka geliyor ya galiba. Bunlarla ya. Yoruldum. Kan şekerim yerle bir oldu ya. Ya ben... Lan yavaşlayın. Lan olacaksınız lan. Hiç mi çikolata şeker görmediniz la? Tok evini aç kundileri. Görmediler tabii. Babaları o da senin bu da benim sürtüp duruyordu. Ya yemin ederim var ya, ayağımda şuradan sana gireceğim ağzının üstüne ha. Tamam kız tamam. Pes ettim ben. Sen kazandın, ben kaybettim. Sen kazandın, birinci oldun. Sen kazandın ama ben haklıydım. Aman be. Pislik. Anam, çikolatayı yedim ya, beynimin hücreleri tavan yaptı. Aklıma ne geldi? Bak şimdi. Dada, ben sana ne yaptım? Kendi muhteşem zekamı kullanarak bir şurup yaptım. Şaka şaka, şurada eczanede satılıyor, oradan aldım. Ama sesine iyi gelir. Onu iç. Hadi geçmiş olsun. Hop anam Şahin. Gel gel. Bak bu bizim timin nişanlısı. Aman şeyi nişancılığı. Aman nişancılıklı. Aman Şahin olan işte ya. Hoş geldin Şahin kardeş. Buyur. Hoş bulduk yenge. Nasılsın Aslı? Tamam. Anam ne oldun lan sen? Lan oğlum bunun dur. İçinde bir şey mi var? Ya ne dur. Lan bunun içinde? Anam. Anam ne buldum ya lan? Bunu bana mı aldın lan? Söyle bana mı aldın oğlum, lan? Oğlum sana almadım onu. Benim değilmiş ya. Bak. Ha bunu var ya, kim almış biliyor musun bunu? Aslı'ya almış ya lan bu oğlan. ya ben onu şeyde pazarda gördüm. Güzel olur diye de sana aldım ben. Ha, evet evet. Pazarda nasıl dolduysa onu anlayamadım ben. Buraya da Aslı diye yazdırmış ya lan bu. Şahin Aslı'yı seviyor. Şahin Aslı'yı seviyor. Susun lan. Susun. Çocuklar susun. Şşt ama. Şey yenge, bunlar size ve çocuklara. Benim bir işim var. İyi günler. Hadi görüşürüz o zaman. He, hallet işini sen he. Hallet tamam hallet he. Ya ne kadar siz boş boğazsınız. Ver şunu be. Şahin abinizi de utandırdınız. Yürü, dışarıda sizle konuşacağım konular var. Gel buraya. Gel buraya dedim kız. Hadi. Hay Allah'ım yarabbim, rezil olduk ya. Dur. Bana bakın la benim gundiler. Yaramazlık falan yapıp ortalığı karıştırmak yok artık, tamam mı? Ya baba ya. Aslı ablayla Şahin abi evlenseler ne güzel olur. Evlense ya, beş karışta dil var. Her konuda da fikri var. Kime çekti ki bunlar ya? Bana mı çektiler? Ananıza mı çektiniz? Lay! Zelal! Analık! Oğlum nasıl büyüttün lan sen bu çocukları? Hep böyle dil pabuç gibi. Anam! Şşt! Lan! Oğlum bu gelen kim biliyorsunuz mu siz? Yo. Aha bu gelen var ya, kordon o kordon. Ne komik ismi varmış. Evet evet, çok komik bir ismi var, sen daha kıkırda. Gel gel. Benden duymuş olmayın ama bu herif var ya, yaramaz olan bütün çocukları toplayıp, bakın hepsini toplayıp yakalıyormuş. Sonra götürüp onları kulaklarından asıyormuş ya la. Doktor. Bunlar mı? Ya pardon, ben bunlarla ne edeceğim bilemiyorum ya. O kadar şımarıklar ki, bir de bir akılları var. Kendilerinden önde gidiyor gerçekten ya. Ay! Ne oluyor lan? Doktor. Kandırdım ya lan gerizekalar, nasıl korktular. Celil, hemen briefing odasına hadi. La
lan sen kimsin ha? Kimsin ki bu baş kaldırırsın lan? Yaparım adam lan kov lan! Yapma! Bunun kurbanı olur lan! Yapma! Ölmeyeceksin ha? Ulan ben lan koyayım lan! Boş ver lan! Değil o çocuğu! Senin lan, bütün sülaleri dağa gönderirim lan! Lan dur! Ulan kıpırdama! Yapma lan kova yapma yazık! Çekil lan! Dur lan! Yürü buradan! Hadi! Yapma! Yapma! Bırakın babamı ne olur! Bırakın babamı! Aç şunları falan! Tamam emredersiniz ha! Verin lan! Allah aşkına yapmam. Sıfa! Allah senin Allah'ın. Yapmam. Ben inanmam öyle şeylere. Bırakın babamı. Hadi lan. Götür şunu. Hadi geri. Yapmam. Allah aşkına yapmam. Adamın adı Lenko. Her şey kitabına uydurmada üstüne yok. Şu ana kadar çok soruşturma geçirdi. Ama aleyhine tek delil bulunamadı. Adam sağlam çalışıyor. Örgütün dağ kadrosunu organize edenlerden. Her evden daha katılım olması için köylülere eziyet edip yapmadığını bırakmıyor. Derdi her Kürt evinden bir cenaze çıkması. Ve böylece Kürtlerle Türklerin kan davalısı olması. Aileler diğer çocuklarını kurtarmak için susuyorlar. Hadi 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 gidiyoruz hemen hadi. Hadi. Hadi gidiyoruz hemen çabuk. Hadi. Çabuk çabuk çabuk. Hadi hadi hadi. Çabuk. Bu adamın acıması yok. Hasan Sabbah'ın kopyası. İmparatorluğunu korumak için her türlü vahşeti yapıyor. Halk örgütle adamın yapacaklarından korktuğu için susuyor. Bu da gittikçe dokunulmaz oluyor. Güçleniyor. Adam öldürdüklerini önce yapıyor, sonra gömüp saklıyor. Ayrıca ailelerin göç ettiğini öne sürerek sahte belgelerle evlere, topraklara el koyuyormuş. Ne bu komutanım ya? Adam şeytanın bölgedeki temsilcisi gibi. Daha bitmedi. Lenko aynı zamanda bölgenin uyuşturucu trafiğini yürütüyor. Gençleri dağa çekmek için uyuşturucu bağımlısı da yapıyormuş. Ya aga sen bunu bize niye anlatıyorsun ki? Vallahi benim bile kanım dondu ha. Bakın ben diyorum gidelim hep beraber adamın ümüne çökelim alalım gelelim ne var ki ya? Doktor olmaz. General bu herifi suçüstü yakalamamızı ve bölgede teşhir etmemizi istiyor. Böylece halkın gözünde bu adamın dokunulmaz olduğu izlenimi silinecek. Son günlerde birkaç hayvan telef olmuş. Bu yüzden sen ve Celil baytar olarak köye gidiyorsunuz. Şahin, sen ve ben ziraat mühendisi olacağız. Ya aga sen laf arasında baytar mı demiştin acaba ya? Ya ben niye baytar oluyorum ki aga ya gerçekten? Baytarın böyle bir tık üstü bir şey olsam. Uzatma be doktor. Ha doktor olmuşsun ha baytar. Yürü hadi. İyi be. Aslı, sen bu görevde de yoksun. Kendine biraz daha zaman tanı. Komutanım haklı Aslı. Üzülme. O şurup var ya, eczaneden aldığım. Çok güzel, o zaten hemen iyileştirir seni. Aç kızın kapısını aç. Heh, aferin. Heh, öğreneceksin, haydi. Ne yaptın Celil? Ne yaptığımı ben de bilmiyorum komutanım. Zeynep'i istedim kayınpederinden. Ne yaptım dedin? Zeynep'le evlenip o kızı kurtaracağım. Aileye de bakacağım. Başka çarem yok. Ne diyeyim Celil? Allah yolunu da bahtını da açık etsin. İlçeye yakın bir yerde kampları var. Timin adı Sungurlar. Evet, Tim'in komutanı Serdar Üsteğmen. Hayır,
Göreve çıkıyorlar gene. Bilmiyorum. Yanlarını sokmuyorlar. Ama yakında çözerim hepsini. Sonra da parti gereken cezayı keser. Tamam, anladık. Oyalanmak yok. Heh, amişler buradalar. Bu ne lan? Bu kaçıncı oluyor falan? Get bir bayter getir lan. Gene neye geldiniz lan? Aa, kurbanın olam yardım et. Zaferimin hali kötüdür. Aa, bir parça yeter, çok değil vallahi bir parça. Lan gel, çek Lali. Ağam kuru ver. Ulan! Çıldırıyorum ağam. Ağam. Sarın şey. Gel. Sırlamı. Uğraşalım ulan. Ağam. Ağam. Kölen olayım. Oğlumu hastaneye gönder. Ölecek yoksa. Ne öleceksen. Geberecekse geber. Etme ağam. Zaferimi sen alıştırdın. Demedim. Ne dur lan? Demedim. Hı? Demedim. Ne diyorsun sen? Ağam. Ağlarını göster ne olur. Oğlumu tedavi ettir. Tamam la. Oğlunu göndereceğim hastaneye. Allah razı olsun ağam. Hadi hadi. Az daha sabret oğlum. Kurtulacaksın. Aşı ne? Oğlum. Kadın uzatma kadın, hadi kalk. Kalk. Yürü. Ağam. Her zamanki gibim. Hele. Doğa teslim et. Al bunu da dayasınlar. Bunlar ne canlı bomba olur. Bir işe yarası pışt akla pışt. Şunları da dağdakilere gönder. Et yesinler biraz. Kokmuş et. Ulan sen de bir baytar mı lan? Yoksa bu salgı büyüyecek. Tamam. Bak lan. Yürü hadi yürü. Yürü lan. Ulan ne dersin? Yürü lan. Arkadaşım, biz rahat mühendisiyiz. Köy meydanı ne tarafta? Devlet bizi toprakların verimliliğini arttırmak için gönderdi de. Bana ne lan? Devletten de sizden de. Ayak altında dolaşmayın. De hadi. Ne diyor bu komutanım? Boş ver Şahin, hadi. Aga, kerata densizlik falan mı yaptı yoksa? Bırak doktor, işimize bakalım. Unutmayın, siz veterinersiniz, biz de ziraatçı, tamam mı? Emredersiniz komutanım. Hadi, hadi bu alçağa giden yolu bulalım. La bırak çıksın dağa. Halkı için mücadele etsin. Kaç kere söyledim Lenko. Benim devletle savaşım yoktur. Ayıptır, günahtır. Baba, köyde arkadaşım kalmadı. Hepsi dağda. Herkes bana kötü bakıyor. Kürtlerin kurtuluş savaşıdır bu. Bırak gideyim. Bizim kardeş kavgasında yerimiz yok Yusuf. Bırakın bu yavru oyunlarını. La Yusuf'un kafası da basi. Dağdakilerin böyle gençlere ihtiyacı vardı. Yeter Lenko. Köyde genç bırakmadın. Oğluma dokunma. Önce kendi oğlunu gönder. Bu dik kafalılığın sonu kötü olacak sanatın bilesin. Lenko, oğlumun yakasını bırak. Ya. Ağam. Ağam. Ne var lan? Cafer ortada yoktur ağam. Ne diyorsun lan sen? Nasıl olur? Baba. Ben gitmek istiyorum. Haydi Yusuf. Önce bir namaza gidelim. Bak ezan okunuyor. Çaylar tazedir ağam. Heh. Buralarda hiç görmedim sizi. Biz de seni görmedik zaten. Ben niye hiç görmedim seni? Sen neredeydin ya la? Şaka şaka. Ben veteriner hekimim. Aha bu da ya ağam.
köydeki hayvanları kontrol etmeye geldik. Bunlar da ziraatçıymış. Devlet toprağın verimini ölçmek istiyormuş. Bize ne? Gerçekten bize ne ki onlardan? Bizim işimiz toprakla değil, bizim işimiz hayvanlarla. Var mı hiç buralarda hasta, aksayan, tıksıran, işte her nasıl hayvan olursa olur. Bizde hayvan ne gezer ya? Bütün sürüler Lenko ağanındır. Nerede bulacağız bu Lenko ağayı? Canlar nerede la? Gitmiş ya. Ula kapı kilitli, pencere demirli. Sana başından ayrılma dedim. Peki nasıl kaçar la? Ula sen ne biçim anası gibi çocuğa sahip çıkamıyorsun? Kapıyı ben açtım ha. Çok ağladı, yalvardı. Av almak istiyorum dedi. Ben de kıyamadım. Sen de bıraktın onu ha? Alışıp geleceğim dedi ağam. Ula senin salaklığın yüzünden mi? Ula salak karı. Ula Cafer temizleriydi. Tedavideydi. Babana söylemeyeceksin ha. Tamam mı? Yeminle gebertir beni. Yok ağam. Vallahi söylemeyeceğim. Lan Mahu. Cacakaya güvenirsin ha. La bırakın işi. Bırakın la. Gelin la. Toplanın buraya. Adamımız komutan. Ula Cefer kaçtı, yok ortada. Şeytan diyor ki tek mermiyle mutlu. Görmediniz mi? Sen görmedin mi ulan? Sana bir şey söyleyeyim mi gerçekten? Ulan siz ne biçim yani adamsınız? Beni gerçekten çok korkutuyorsun. Yürüyün lan! Her yeri arayın lan! Cefer'i bulmadan gelmeyin. Valla bulmadan gelirseniz gebertiriz. Bekleyelim ya. Doktor. Bir şeyler oluyor. La bu herif gerçekten kuduz köpek gibi. Nefkam, ben Cafer'in yerini biliyorum. Nerede lan? Gel çabuk gözün. Şurada ağam, şurada. Cafer! Oğlum neredesin? Cafer! Cafer! Ağam! Cafer! Cafer oğlum! Defol git lan buradan! Cafer! Aç lan gözlerini! Aç oğlum aç! Ula gene nerede buldun o sakabı? Oğlum sen bırakacaksın demedin mi? Ula kendine gel. Oğlum kendine gel. Aç gözlerini ula. Ağam. Oğlum sana diyeyim la. Ağam. Ağam bunun hali kötüdür. Ula. Nasıl olur la? Nasıl olur? Cemil. Ula ne ettin kendine oğlum? Aç gözlerini la oğlum be. Ölme sakın. Ölme Cemil'im. Ölme bırak. Elif sattığı zehirden kendi oğlunu kurtaramamış ki ya. Doktor. Ne ekersen onu biçersen. Ağam, ağam yapma. Bunun durumu iyi değildir. Hastaneye yetiştirmemiz lazım. Rezil olurum la. Lenko'nun oğlu keş olmuş dedirtme. Zavallı çocuk gidiyor doktor. Kurtar şunu. Kordon biliyorsun ben artık garip bir baytarım. Artık doktor değilim. Emir böyle yani. Doktor, uzatma. Hem Lenko'ya yanaşmak için iyi bir fırsat bu. Hadi yürü. Çocuk gidiyor ağam. Ula hastane olmaz dedim sana. Oğlum etme la oğla. Aç gözlerini uyar la uyar. Uyar. Hele açılın bir bakayım ya açıl. Siz kimsiniz la? La çekil şurada çekil. Ben baytarım. Yani senin gibi hayvanlara bakarım. Ama ara sıra böyle işlerden de anlarım yani. Ya bu çocuğun burada ne işi var ya? Bu çocuğun acil oksijene ihtiyacı var. Bir de bunu sakinleştirmek lazım. Ya bu çocuğun yanında bağırmayın. Bu çocuğun yanında Bu çocuğun yanında bağırmayın. Bu çocuğun yanında bağıran olursa onun dilini keser kedilere yediririm. Tamam mı? Hadi şimdi yüklen bunu eve götürelim. Eve götürüyoruz yüklen. Bakma aptal aptal. Nereye bakıyorsun ya, aptal aptal? Hadi dediğini yap. Hadi. Hop. Aferin. Olsun. Salak Aslı da, doktorun gerizekalı karısı da
Nerede olduklarını bilmiyorlar. Bu adamın kim olduğunu bulursam kimin yerini de bulurum. Sonrası partinin işi. Ne yapıyorsunuz siz be? Özür dilerim abla. Bu adam kim abla? Verin onları bana. Ver dedim. Verin. Gelin buraya. Buraya gelin. Baş belaları. Bütün işi mahvettiler. Doktor çocuğu kurtardığına göre siz çiftliğe sızdınız sayılır. Bakalım, göreceğiz. Kahvede bekleyin dedi. Ya kordon oğlum, hiç söylemiyorsunuz ya. Biz işi çoktan kaptık. Adam olmaz. Geliyor komutanım. Olamaz la. Maho benim oğluma o zehri veremez. Ağam, kendi gözlerimle görmüşüm. La onu parça parça ederim ha. Ağam, herif cecek adam. Ona dokunursak yanarız. O böceği ezecek bir fırsat elbet bulacağım. Hoş geldiniz. Mahdum nasıl, iyi midir ha? İyidir la. Sen kimsin? İn misin, cin misin? Öyle birden çıktın ortaya. Ya aga, ben birinci sınıf... Yok pardon. Hatta sınıfların daha üstünde bir veterinerim. Aha işte bu da yamağımdır. Ya çok cahil bir çocuk. Ama ne yaparsın ki? Bu devirde eleman bulmak çok zor bir şey yani. Ne yapacaksın? Ha, ne diyordum? Benim asıl işim hayvanlarla ama işte böyle çetrefilli işleri de iyi bilirim yani. Ha. Ya bakalım. Ya sen beni ne sandın aga? Yok olmaz, istemem. Niye la? Al işte. Ya baka, şimdi sana bir iyilik yaptık diye para mı alacağız ya? Ayıp ama. Talat, ne dinle baytar işini. Daha bulamadıysan ha bak ayağımıza geldi ha. Ya bulamamışım da, iyi oldu. La bak baytar, ne diyeceğim sana? Benim sürü son zamanlarda tek tek ölmeye başladı. Madem baytarsın, la şunlara bir bak ha. Ya bu gerçekten tam da benim kafamdan geçirdiğim şeydi. Bu olur. Bu çok güzel olur. Bir de şu da olur. Ben bu parayı avans olarak aldım. Nasılsa vermiştin ya. Ön avans. Helal hakkım. Ağam. Bu ikisi ziraatçıymış. Toprakları araştıracaklarmış. Hey ya. Bana ne bundan? Ağam. Hani bütün arazi senin ya. O yüzden demiştim ben. Lan gel. Ya ağam, benim gene kafam muhteşem çalıştı. Bak aklıma ne geldi. Bak sana ne diyeceğim. Şimdi senin bu hayvanlar ölüyor ya. Yani bu hayvanlar yemden ölebilir, topraktan ölebilir, oradan çıkan ottan ölebilir. Yani benim diyeceğim şu. Bunlar bizim işimize yarar az da olsa. Sen emret, bunlar benim emrimde çalışsın. Aferin la. İyi düşündün ha. Hala bunları da alalım. Nasıl emredersen ağam. Gelin la, düşün peşime. Lenko'm! Ağam beni dağa gönder. Ben hazırım. La babanın haberi var mı oğlum? Bırak onu ağam. Onu kandırmışlar. Ben dağa gitmeye hazırım. Aferin la. Bu uyuşmuş, özbenliğini yitirmiş halka senin gibi gençler gerekli. Aferin la. Ulan ben sizim. Celil, ama komutanım, aması maması yok Celil. İşimiz sinekler değil, bataklığı kurutmak. Ölat, ama bu gelince hazırla, dağa çıkacağım. Emredersin ha. Kimse bir yere çıkmıyor. Çıkacak Selahattin, çıkacak. Direnme boşuna. Çıkacağım baba. Asla. Bunların kime hizmet ettiği belli. Sen boyuna maşa olmayacaksın. Yo, Yusuf kararını vermiştir. Sen de karışırsın. Ben daha gitmek, özgürlüğümüz için savaşmak istiyorum baba.
Bu bayrak dalgalandıkça ben özgürüm. Kürdüm. Devletin tek olan bayrağının altında mutluyum. Özgürüm. Sen hangi özgürlüğün peşindesin oğlum? Benim TC ile savaşım vardır baba. Ben bu bayrağı da, bunun getirdiği özgürlüğü de istemiyorum. Ne yapıyorsun oğul? Komutanım. Celi sakin. Bu bayrak için kanımızı, canımızı verdik mi? Ben bu bayrağı bu topraklarda istemiyorum baba. Bu topraklardaki şehitlerin kemiklerini sızlattın sen. Yanlış yaptın Selahattin. Bırak oğlanı. Onun kanı özgürlükten yana kaynar. Ne yaptık biz komutanım? Sabır Celil. O bayrak, o direkte Allah'ın izniyle hep dalgalanacak. Ama biz bugün müdahale etseydik bu şerefsizin ipini çekemezdik. Baytar. Ya bunlar iyidir ağam. İyi otlamışlar, semirmişler baksana. Bunlar da çok iyi. Gerçekten şu var ya, bu biraz agresif. Saldırgan. Ya öyle öyle. Ve yamak bak ne diyeceğim sana. Sonra git de bana şu sığırlardan güzelinden bir dışkı örneği al. Onların hepsini incelemem lazım. Ulan doktor, sorarım sana. Aha bu agresif olan çok saldırgan. Ağam! Aslanlar geldi ha. Geldiler ağam, geldiler. Gelin bakalım gençler. Gelin gençler. Oley! Oley! Ula! Gençler. Doğalar sizin gibi kahramanları bekliyor ha. Özgürlük sizin namlunuzdan çıkacak, mermilerin ucundadır ha. Gençleri daha gönderecekler komutanım. Gördüm Celil. Her zamanki miktar aynı para. Anlamış ama. Yanına adam al. Ne olur ne olmaz. Tamam ağam. Hadi. Lan Baytar. Hop. Lan ben yemekte bir şey bulursam bana haber ver ha. Ya ağam olur olur, sen hiç merak etme ya, olur. Zaten buralar hep benden sorumlu ya. Hadi görüşürük, haydi. Bismillah. Şeytan diyor ki, şuna sıçan zehirini içir, gebersin gitsin pislik. Gençlerle uyuşturucu da postaladı komutanım. Aga, olanları gördün mü? Nereye kadar böyle seyredeceğiz komutanım? Doktor. Sen Şahin'le kal. Tamam. Celil de beni idare edin. Tamam mı? Ya tamam aga. Hadi gidin siz. Hadi gidin ha. Sen gel bakayım. Şuna baksana bir, sen anlarsın. Bak bakayım şuna. Cihaval. Cihaval yoktur la. Nereye gitti la bu? Ne oluyor böyle? Lan saldırı var! Yatın! Yat! Lan! Dur! Gel buraya gel! Geç şuraya geç geç! Gel! Ulan nereye gittiğinizin farkında mısınız lan siz, he? Sizin gibi aklı başında adamlar nasıl böyle bir hata yapar lan, he?
Devletse devlet, işse iş, aşsa aş. Bu yaptığınızın bir mantığı var mı Allah aşkına ha? İsterek gitmiyoruz. Bizi zorladılar. Hadi, hadi dönün evinize. Çabuk olun. Dönemeyiz abi. Lenko bizi de, ailemizi de öldürür. Onlar yaşasın diye çıkıyoruz dağa. Başka çaremiz yoktur. Bunları karakola teslim edelim. Emredersiniz komutanım. Ama... önce yapmamız gereken bir iş var. Yakınları da bilmiyor. Sanki böyle bitim yokmuş gibi davranıyor herkes. Bulacağım. Bir şekilde bulacağım, merak etme. Ne zaman partiyi hayal kırıklığına uğrattım ki? Tamam. Ben sizi daha sonra ararım. Gizli belgedir. Ben de biliyorum. Çocuklar bunları benden mi almışlar? Yalan söylüyorlar. Odadan aşırmışlardır. Uydu telefonu sende ne arıyor? Sen bir dolaplar döndürüyorsun ama... İşimi bozmaya kalkarsan gebertirim seni. Tamamdır komutanım. Gidebiliriz artık. Celil. Bunlar asker değil mi? Doğrudur komutanım. Karakol askerleri. Dede, elmaları yiyorlar. Yesinler evlat, onlar asker. Ne yapalım yani? Ama biz onları sattık dede. Paramızı kesecekler. Hadi oğlum hadi, çabuk olun biraz. Bağ kuruttunuz, hadi. At! At! Serdar komutanım. Asubayım, bu ne dikkatsizlik? Bu ne ihmal? Bu ne rezillik böyle? Ulan biz terörist olsaydık şu an hepiniz ölmüştünüz lan. Ne yapıyorsunuz burada? Sabahtan beri yakın çevrede arazi taraması yapıyorduk komutanım. Askerler acıktı da. Doydun mu asker? Doydun mu? İyi. Şimdi herkes yediği elmanın parasını versin bakalım. Hadi çıkarın. Komutanı duydunuz. Alık alık bakmayın lan, hadi! Tamam, kesin şu kepazeliği. Koy paraları cebe, koy! Bana bak. Aslanım, askersin, komutansın diye önüne gelen bağı talan edeceğini mi sanıyorsun ha? Ulan çömez, şunlara bir bak. Bu çocuk bu olaydan sonra askeri sever miydi ha? Yarın eline silah alıp da dağda senin karşına çıkmaz mı? Al bayrağı sarılı askeri anasına teslim ederken elmasını yediğin bu çocuğu düşünecek misin ha? Düşünecek misin asker? Bu ne o? Hakkını helal et dedi. Ben bu askerlerin komutanıyım. Bu da yedikleri elmanın bedeli. Yok oğul yok. Bu saatten sonra ben senin askerlerden para alırsam haram zıkkım olur. Böyle adaleti gözeten bir komutanın askerleri bütün bağı yese kurutsa ne çıkar oğlum? Al şu parayı oğlum. Askerin yediği helal hoş olsun. Olmaz dedi. Olmaz. Allah razı olsun. Lan bu ne lan böyle? Ha? Böyle mi çıkıyorsunuz göreve?
Avurdunuzu şişire şişire elma yemeyi biliyorsunuz ama adam gibi silahınızı temizlemeyi bilmiyorsunuz ha? İyi, gidin ölün o zaman. Gençleri karakolda misafir et. Bizden haber olunca bırakırsın, tamam mı? Emredersiniz. Ulan, dua edin karakolda değilim. Yoksa var ya, buradan sizi kordona kadar süründürürdüm. Celil. Geldim komutanım. Karakolu da askerleri de çok özlemişim komutanım. Çocuklara çok yüklendin Celil. Ulan tut! Öküz gibi ne bağırıyorsun lan? Öküz gibi arkanda herifler var. Utan utan. Bitti la zaten. Ağla. Ne oluyor burada? Adam delirdi. Kimdi lan oğlan? Sizin eliniz armut bir topluydu. Yüzleri poşuluydu ağam. Bir de saldırdılar. Mallar gitti ya. Ulan! Ulan! Ulan malım gitti ulan! Dünyanın parası gitti lan! Çıkın lan dışarı! Çıkın! Bütün malım gitti lan! Sersemler! Ahmaklar! Ne biçim adasınız lan? Sizi boşuna mı besleyeyim lan yanımda? Gözünüzü niye açmışsınız? Malımı çaldırırsınız. Bir de adam diye burada duruyorsunuz öyle mi? Tuz size ulan! Nasıl? Bu kahpe ne arıyor burada? Boşa besleyeyim. Komutanım, yeri boşa, değil burası. Bak düşmanları. Ne olan? Ortalığı kasıp kavuruyorsun. Yok baskın yedik. Malı çaldırdı ama bu şerefsizler. Adam ya ne oluyor burada? Bu ne kalabalık ya? Sus. Naza burada. He? Naza mı? Sus. Hadi hadi bu tarafa hadi yürü. Durma lan. Yürü lan. Yürü dişinizin başına. Hadi. Yürü lan. Yürü lan. Hayvanlar. Gel. Hadi lan. Siz ne yapıyorsunuz lan orada? Çıkın dışarı. Ne arıyorsun burada? Akşam kıyamet kopacak lan. Adamlar cesaretlensin istedim. Kolaydır. Hepsini canavar yapacak kadar rapım var. Ama saldırı önemli bir yere olmalı. Karakola saldıracağız. Karakol mu? İki bela var başımda. Onlara ders vermek için biraz asker geberteceğiz. Hadi vakit kaybettirme bana. Karanlığın basmasına az kaldı. İyi, gel bakalım. İstediğini verem de o çingeklere. Aga, askerleri kurtaralım. Yoksa yarın çok ana ağlayacak ha. Karakola saldıracaklar ha. Al lan, zıkkımlan biraz. Gebereceksin, canlan hadi. Al şunu lan. Şimdi dirilirsin, merak etme. Cansız bedenin canlı bomba olsun da... bir işe yarasın. Hazır mı lan? Hazırdır Naza Başkan. Come on!
Hayır ula hayır. Vey ulakak ulakak. Ula. Baba. Ula sağımız zıkkımı kullanma demedim ula. Yapamam baba. Yapacaksın ula yapacaksın. Öldürürüm ula yoksa seni. Ula seni de öldürürüm baba. Sana zıkkımı veririm mahvuyu da. Öldürürüm ula. Gebertirim istemem. Yaparsın. Olmazsa yaşamam. Gel oğlum Balenko. Çekil lan bari buradan. Lan senin yüzünden ne bu karı olabildin ne de bu oğlana ana olabildin lan. Yapma ağa. O sana. Ağa dur. Oğlum. Çık lan dışarı. Oğlum. Çık dışarı. Ya ver hadi dur tamam ağa tamam ya. Doktor. Doktor. Aha şunu iyileştir. Dile benden ne dilersen. Ya ağa olur el etsen bir sakin ol ya. Ne isteyeceğim? Canınız sağlık. Haydi. Haydi. Çakın. Çakın la. Çakın. Kalk. Kalk oğlum. Kalk. Oğlum öleceksin sen. Vallahi öleceksin. Şu zıkkımı bırak. Ne anlıyorsun ya? Bırakamıyorum abi. Bağımlı mı ne zıkkım? Ondan oldum işte. Oğlum de bakayım. Seni bu zıkkıma kim alıştırdı la? Babam alıştırdı abi. Babam yüzünden. Ver ile paraları. Babam bunu o çocuklara verirken o kadar çok övdü ki merak ettim abi. La bu seferki ilaç acayip ha. Aslanlar gibi kükreyecek, kartallar gibi uçacaksınız ha. Ula malı biten hemen gelsin tazeler. Ha tamam mı? Hadi bakalım çıkın. Hadi görelim. Çektim bir kere. Daha 10 yaşındaydım. Babam yüzünden bela oldum. Ya oğlum, benim güzel oğlum, yapma kendine bunu. Yaşamak istemiyorum abi. Sakın bak öyle deme. Şş. Bana bak, bana bak. Çocukları yaktılar. Çocukları bitirdiler ya. Zehirle, kanla boğdu namussuzlar. Gelen var. Nizamiye'ye yaklaşan biri var komutanım. Yaklaşma. Dur. Dur. Dur dedim. Dur lan dur. Kal olduğun yerde. Yat yere yat. Az kaldı lan. Yaklaştı. Kaldıralım onu Aza Başkan. Dur lan. Zamanı ben söyleyeceğim. Gelme lan manyak. Komutanım uçmuş bu uçmuş. Canlı bomba komutanım. Zavallıyı uyuşturucuyla ne hale getirmişler. Daha da çok genç. Şuna bak, ne yaptığından haberi bile yok da. Canlı bombayı cansız hale getirmek için ne bekliyoruz komutanım? Adam hepimizi ahirete gönderecek. Celil, geri çekilelim. Ama komutanım. Zavallı çocuk kendinde değil. Nizamiye'ye girdiğinde o şerefsiz naza bombayı patlatır Celil. Biz sebep olmayalım ölümüne. Emredersiniz komutanım. Hadi çocuklar geriye mevzilenin, çabuk. Hadi beyler, hadi geri çekiliyoruz, hadi. Gelsinler bakalım. Atış serbest! Merminin üstüne üstüne geliyor. Kafaları güzel olmuş bunların. Kalkın lan hadi siz de gidin. Kalksanıza.
Çevirelim şunları. Dağılmaya bakalım Şahin. Öyle. Baş belaları yine önüme çıktılar. Darmadağın ettiler ulan. Yok edeceğim sizi. İntikamım korkunç olacak lan. Gelin, toplanın, hele geçin. Toplanın, geçin şuraya bakayım. Hele geçin. Gelin, gelin, geç şöyle, geç. Geç hadi, geç bakayım. Yavaş yavaş, ittirme. Ne ettiniz ha? Sorun yok doktor. Bakın, cengaver gerillaların kahramanlığını görün şimdi. Karakoluna büyük bir saldırı düzenledi. Saldırıya hazırlıklı olan askerler teröristlere büyük kayıplar verdirdi. 13 terörist ölü ele geçirilirken 15 terörist de sağ ele geçirildi. Ula nasıl olur bu? Ula uykuda basacaklardı askerleri. Ula nasıl olur bu? Ham. Ne var lan, felaket mi var? Var ha, var. Ne oluyor? Cafer kendini uçurumdan atacak ağam. Ne dizi lan? Vay. Aga durmayalım. Kurtaralım yavruyu. Oğlum. Cafer'im. Yapma oğlum. Babam yaptı ana. Babam yaptı. Ula! Ula Cafer! Ula çekil oradan! Senin yüzünden çekil oldu! Çekil lan, senin yüzünden oldu! Baba! Dokunma anama! Ula çekil oradan, kötü yapacağım yapma. Seni ha! Baba! Ula gel buraya ula! Yoksa bak! Ya Aga dur, ne yapıyorsun sen ya? Ya üstüne gitme, zaten çocuk çok kötü durumda! Oğlum! Aslanım! Şişt, hadi bak beni dinle! Gel buraya, in aşağı hadi! Ben yaşamak istemiyorum. Ula gel buraya yoksa seni gel atarım. Ya dur, ne yapıyorsun dur. Beni sen öldürdün baba. Ula! 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 Oğlum! Oğlum! Başın sağ olsun Renko ağa. Cesedi bulamadınız öyle değil. Her yeri darattım. Oğlum gitti zavallı Cafer. Cafer'e çok üzüldüm ha. Artık ben evladın bil. Bir işin olursa haber ver. İstediğin zaman koşar gelirim. Yusuf'u daha göndermekten vazgeçtim bilesin. Evlat acısı yüreğini yakar bilirim. Sen de bırak şu örgüt işlerini artık. İnsafa gel. Bu işlerin hiç kimseye faydası yok. Kan döke döke bir yere varmak mümkün değil bu devirde. Gençleri her gün zehirliyor, ölüme atıyor. Karakola saldıranlar neydi öyle komutanım? Ya veriyor hapı, veriyor hapı. Ya bu adam bölgedeki gençlerin değil, kendi oğlunun da başını yedi yala pislik. Örgütün parası bu zehirle karşılanıyor. Bitirelim şu işi artık.
Ulan o bayrak meselesinden sonra bu iti gördükçe kanım tepeme çıkıyor ha. Lenko, bize müsaade. Selahattin, dur hele. Yusuf'u daha göndermeyeceğim. Yusuf'u ölen evladımın yerine alacağım Selahattin. Sen ne saçmalarsın Lenko? Ya oğlunu evlatlık alacağım la. Bu herifi vakit kaybetmeden almak lazım komutanım. Olmaz öyle şey. Ağol olacaksın Yusuf. Bir elin yağda bir elin balda olacak. Gel la benle kal. Olmaz dedim ha. Daha çıkmıyorum işte. Daha ne istiyorsun baba? Olmaz Yusuf. Onun bunun eline bakmaktan bıktım ben baba. Ben burada yaşayacağım. Oğlum. Allah'ım. Eve dön baba. Ben gelmiyorum. Allah'ım sen bana sabır ver. Bu herif var ya leş kargası ya. Eline de kamçı olmuş. Kamçılı adam mı kaldı ya? Bulalım artık şu uyuşturucuyu. Bitsin artık bu mesele. Bitsin artık. Dağılıyoruz. Yusuf gel. Keşke Cafer de senin gibi gözü kara bir delikanlı olsaydı. Bu senindir. Tak böyle. Güzelmiş o. Sana da bu yakışır değil mi ya? Artık benim olan her şey senindir. Para, toprak, güç. Her şey senin. Ağam? Başımda büyük bir dert var lan. Mav örgütle para çalan. Hırsızdır öyle mi? Öyledir. Ben bunu öğrendim diye de bana düşman oldu. Beni öldürecekmiş. Yakında ağasız kalacaksın, haberin olsun. Buna izin vermem ağam. Öldün sen bakım, öldün. Cafer'i zehirlemek neymiş göreceksin. Yüce Rabbim sen oğlumu kurtar. Onu doğru yoldan ayırma ya Rabbim. Ona hidayet ver. Allah'ım sen oğluma yardım et. Allah'ım sen yardım et çocuğuma. Allah'ım sen yardım et yavruma. Maho! Hayınların sonu ölümdür Maho! Dur! Yat dur, yere! Dur! Yat! 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 Dur! 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 Kaçma! Kaçma! Kalk! Kalk! Dur lan kaçma! Dur! At lan silahını! Seni örgüt adına uyuşturucu satmaktan tutuklusun. Dur lan! Abi ne diyorsun sen? Ben öyle şeyler yapmam! Sus lan! Ona hakime anlatırsın. Rahat otursana yersin zaten. Yalvarırım bırak beni. Ben öyle şeyler yapmam. Ben suçsuzum. Lan! Yürü lan! Yürü veteriner bey. Hadi, hadi koş koş. Tamam beyler hadi kalk. Oldu mu komutanım? Oldu oldu. 10 numara oynadınız. Tamam oğlum korkma artık. 30 seneden yırttın ha. Allah razı olsun abi. Sen bana değil, veteriner beye dua et. O kurtardı seni. Ya bu polisler adamı alıp köyden götürmüşler. Hadi yırttın lan karo. Veteriner bey,
Siz olmasaydınız cezaevinde çürümüştü bu. Yani? Allah senden razı olsun ağam. Tamam la tamam dur. Bak biz seni niye kurtardık biliyor musun la? Çünkü Cafer benim iyi adamımdı. Sen de iyi bir adamım olacaksın ha. Vallahi olacağım ağabey. Bir de dinlik etmeyeceğim yemin ederim. Tamam la tamam hadi kaybol. Dön ağanın yanına gözüm görmesin seni. Ne yaptınız? Çocuk manyak oldu. Doktor ne isterse yapacaktır artık. Depoyu bulmakta kullanalım çocuğu. Tamamdır ha. Sen de Yusuf'u sürekli takip et. Emredersiniz komutanım. Hadi şimdi dağılıp çiftliğe girelim. Komutanım ben bir saatlik. Aklın orada değil mi? Geleceğim dedim. Şimdi gitmezsem babası sözümden döndüğümü düşünür. Zavallı kıza da yapmadığı eziyeti bırakmaz. O kızla nikahlanmakta kararlısın. Vicdanımı rahatlatmanın başka yolunu bulamadım komutanım. Peki Cehil. Zeynep, ne yapıyorsun burada? Ne mi yapıyorum? Lağım tıkanmış, onu açıyorum. Niye sen yapıyorsun bu işi? Babam istedi. Para lazımmış. Bırak onları, hadi yeter. Baba? Bırak dedim sana, gel. Komutan. Bir şeyler getirdim. Ola al şunları. Gel otur. Gel. Kız. Lağım işi bitti mi? Bitmedi. Bitmedi madem. Ne halt etmeye buradasın? Komutan gelince tabii. Ben çıkardım onu. Yahu sana bizim aileye karışma hakkını kim verdi komutan? Kaç para alacaktı Zeynep? Tam 20 lira. Hah. Al. Burada daha fazlası var. Temizlen Zeynep. Zeynep'i bir daha çalıştırma. Yok ya, neye çalışmayacakmış? Çünkü ben öyle istiyorum. Anlaşıldı mı? Ya her şeye karışıyorsun da şu nikah meselesi. Ben de onun için geldim. Zeynep'in kimliğini ver. Zeynep'tedir o. Şu cezaevinde terörist akrabası olan Bahtiyar'ın katili hakkında bir şey öğrenmiş mi? Yok la. Görüş açılmamıştı. Abimin katilini elbet öğreneceğiz. O alçak kimse öcünü alacağım ondan. Geberteceğim iti. Zeynep. Buyur. Kimliğini verir misin nikah için? Zeynep, böylesi daha iyi. Benle nikah kıymak istersin ama benden sana kadın olmaz komutan. Niye öyle söyledin Zeynep abla? Komutan abi iyi biri. Tanımıyorum onu. Birden çıkıp geldi. Hayatımıza girdi. Kimdir? Nedir? İçim de pek ısınmadı. Veteriner yetişmeseydi yanmıştım ben ağam. Yeter işte la. Topla kendini. Sen daha çok arbedelere girip çıkacaksın. Hem o fedaisi korkmaz askerden polisten. Elimde değil ağam. Korkuyorum işte. Bir de daha çıkacağım diye atıp tuttun la. Bana göre değilmiş ağam. Yok la. Bunun ciğeri beş para etmez. En iyisi bombacı yapam ben bunu. Tamam la tamam.
Olur böyle başlarda. Seni aslan gibi kükredecek bir şeyler var bende. Sen merak etme. Hadi gel bakalım gel. Yok. İçeriği görecek başka bir yer yok, bulamadım. Ya bunlar içeride ne yapıyor ki acaba ya? Meraktan çatladım ya lan burada. Sen yetişine bak. Şimdi buralar evet. Evet, evet buralar evet. Verimli. Evet çok. Doktor şuna bir baksana. Doğru dedin ya lan. Sana cesaret verecek, kuvvet verecek. Tuttuğunu indireceksin ha. Lan! Dur lan! Abi! Ne yap lan ne lan? Ağam verdi, cesaret hapı. Ulan ne cesareti salak herif! Esaret hapı bu! Bu hapın muhteviyatında ne var biliyor musun? Zehir var, zıkkım var, uyuşturucu var, mal! Bana bak la, doğru cevap ver. Şimdiye kadar sen bundan içtin mi? Yok abi vallahi içmedim. Bak doğru mu söylüyorsun lan bana? Vallahi doğru söylüyorum. Tamam. İlahi. Salak. Bundan bir tane içseydin var ya gerçekten senin işin çoktan bitmişti. Ne olurdu ki abi? Oğlum sen Cafer'i bilmez misin ya lan? İşte o Cafer'den daha beter olurdun vallahi. O zavallı Cafer var ya. O var ya bu hapları kullandığı için bu hayata dayanamadı gitti kendini aşağı attı. Ama babası Cafer'e... Lan sus! Gerizekalı! Dağ babası diyor. O zehirleyen de zaten o Deyus babasıydı. Mal! Beni yakacaktı demek. Hem de cayır cayır. Şişt, gel buraya. Şimdi söyle bakayım. Bu hapları nerede saklıyor kendisi gördün mü? Gördüm abi. Uyuşturucu bunlar. Burada da var komutan. Ya aga şuna bak. Bu adam bütün dünyayı zehirlemeye karar verdi anlaşılan ha. Doktor daha doyuruyor. Kolay mı? Hadi hemen alalım. Ya aga ne diyeceğim? Önce şu çocuğun babasına bir teslim edek ya. Tamam. Hadi. Baba. Yürü. Yusuf. Oğlum. Baba. Canım oğlum. Baba affet beni. Hata yaptım baba. Oğlum. Yiğidim benim aslanım. Yusuf. Yusuf'um. Oğlum. Anam. Yavrum. Oğlum. Yavrum. Oğlum. Oğlum! Baba, bayrak sende mi? O yaptığın yüreğimi öyle bir acıttı ki, onu hep kalbimde taşıyorum. Ver onu bana baba. Bayrak indiren, bayrak atan Yusuf. Şimdi sevdim bu çocuğu komutanım. Aslanım benim. Alalım şu alçağı Celil. Hadi evde komutanım. Aklıma muhteşem bir fikir geldi. Diyorum ki cezaevine girerken şu herifi haplayak. İçeride çıldırsın. Kafasını duvarlara vursun. Kuşlarla, böceklerle konuşsun. Komutanım. Ne oluyor aslanım? Komutanım Naza. Kalabalık bir grupla gelmiş.
Katırlarla çok miktarda patlayıcı getirmiş. Yılan gene bir oyun tezgahlıyor. Hadi yürüyün. Görünüşe göre patlayıcıyı yiyorlar. Hem de çok fazla komutanım. İçeride neler oluyor öğrenmeliyiz. Ambara girecek bir tek yer var, o da kapı komutanım. Celil, bir şekilde içeri sızmak zorundayız. Vaga, o naza yılanı içerideyken bu çok tehlikeli olabilir ama gerçekten. Çatıdan deneyelim şansımızı komutanım. Heh. Şahin, doktor, siz kalın. Emredersin. Gidelim Celil. Kepaze olduk. Bu nasıl oldu ya? Saldırı nasıl öğrendi asker? Bilmiyorum. O iki baş belası hep darbe vurdu bana. Ama bu sefer canlarını okuyacağım Lenko. Bölgenin bütün yollarına silme patlayıcı döşenecek. Ya yoldan geçen siviller? Savaş bu Lenko. Kurunun yanında yaş dayanacak. Patlayıcıları niye getirdikleri belli oldu. Bu yılanı nasıl durduracağız komutanım? Bu iş bizi aşağı Celil. Bütün bölgeden bahsediliyor, baksana. Komutandan yardım isteyeceğiz. Durum çok vahim Serdar. Büyük miktarda patlayıcıyı depoladılar. Bölge kan gölüne dönecek. Patlayıcılarla uyuşturucu aynı ambarda dedin. Uçur orayı. Komutanım, elimde patlayıcı yok. Ambarı da çok sayıda terörist koruyor. Oraya sızmamız çok zor. Zamanımız da yok. O zaman havadan vurmaktan başka çare yok. En iyisi bu komutanım. Uyuşturucular da imha olur. Nokta atışı yapmamız gerektiğine göre... Hava unsurları için hedefin işaretlenmesi gerekiyor. Biliyorum komutanım. Yerini bildir, derhal işaretleme cihazlarını göndereyim. Kayalı köyü harabelerine getirsinler komutanım. Anlaşıldı. Komutanım. Peş peşe iki bombacı grubu çıktı. Patlayıcı döşemeye gidiyorlar. Ulan asfalt döşer gibi mayın döşeyecek şerefsizler. Ya vaga, ortalık kan gölüne dönmeden bir çaresine bakalım şunların ya. Bombacıları indireceğiz. Başka çare yok doktor. Timin yerini hala öğrenemedim. Tamam, bulacağım. Söz veriyorum. Kafanı çalıştır ya. Tim'i bulmak zorundasın. Yoksa kesin infazını verirler. Ah! Abi ne yapıyorsun ya? Dengemi bozdun. Ne var ya? Oyna işte. Ne bu? Bilmem. Ver bana. Hayır. Ver bana. Hayır, vermeyeceğim. Gel buraya, ver dedim sana. Hayır, vermeyeceğim. Ya versene işte. Şunu. Şahin. Emredersiniz komutanım.
Bence hiç gerek yok. Ya muhteşem bir fikrim var. Bence bu ayıları ip harcamayalım. Yanımda çok güzel bir iğne var. Yapıştırayım bunları, oldukları yerde kalırlar. Ne oluyor be? Mayın bu Celil. Mayın patladı Celil, koşun. Kuvvetli çek. Komutanım. Getirdiniz mi çocuklar? Getirdik komutanım. Gölge, yuva çok acil. Devam et. Yuvada sorun var. Doktor acil gelsin. Anlaşıldı. Ne oldu la? Çocukların, acil gel doktor. Ya kızım ne oldu söylesene. Delirtme beni burada haydi. Hemen gel doktor. Bu çocuklar babalarına çekmiş. Ha? Yaramazlık yaptıkları belli. Ya aga ben... Tamam doktor. Doktoru karargaha götürün. Sorun neyse hallet, sonra geri gel, tamam mı? Hadi. Sağ ol ağam. Hadi. Ya sen ne biçim bir anasın acaba ha? Analık. Ya sen daha şurada bacak kadar iki tane çocuğa sahip çıkamıyorsun ya. Ben ne edeyim doktor? Komşuyla iki çift laf ediyorduk. Çocuklar ortadan kaybolmuş. Sonra da oynarken bulmuşlar o Meret'i işte. Nereden buldular, nasıl buldular aklıma almıyor. Ulan akılsız gundiler, siz benim aklımı aldınız ha. Ya siz ne kadar yaramaz şeylersiniz ya. Bağırma çocuklarıma. Babasız yetişince böyle oluyor. Geleydin de adam gibi sahip çıkaydın. Senin var ya ağzını gözünü bir ederim ha. Sus kız. Sende ne kadar çene varsa bıt 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 bir laf bellemiş. Sizi zaten buraya getiren de kabahat. Tamam ben kararımı verdim. Şu operasyon bitsin. Derhal oraya geri dönüyorsunuz. Bu ne böyle ya? Evlilik bana göre bir şey değil canım. Ya hayret. Ya dinle burayı. Dinle. Ya şeker şey sen olmasaydın bunlar ölmüşlerdi. Bana bakın la bombacık undiler. Ben dönünceye kadar kesinlikle yaramazlık istemiyorum, tamam mı? Tamam. Tamam. Hadi bakalım. Şey diyecektim. İsterseniz ben bakabilirim çocuklara. Ya sağ ol Semrak'ı. Sana da çocuklar yok olacaklar ama. Benim gitmem lazım. Benim çok önemli görevlerim var. Şimdi bensiz köy kesin karışmıştır ha. Hangi köydesiniz doktor bey? Köy mü? Kim burada köy dedi ki? Köy möy diyen olmadı. Ne doğa ne köyü. Sen memleketini mi özledin ya? Sana bir şey diyeceğim. Olaylar çok karışık. Kafan karışabilir. O yüzden ben gidiyorum. Hoşça kal. Yürün içeri. Yürün hadi. Ne oldu? Çocukları gönderme diye yazmışsın buraya. Ya Şekerciğim sen de çocukları ölümden aldın. Gerçekten sağ ol. Şimdi
Sen bana çok büyük bir iyilik ettin. O yüzden benim de sana bir tane sürprizim var. Şu güller vardı ya hani. Aa Şekercim, sen de hemen üzülüyorsun. Bir dinle ama. O gülleri getiren Seyit Ergenesi değildi. Şahin denen nişancı olan var ya. O olan getirdi ya la. Bize emanet değil, siz var ya Şahin olan. O getirdi sana. Olamaz doktor. Aa şuna bak ya, kafanı gözünü sallama. Ben sana niye yalan söyleyeyim şeker kız ya. Sen de garip bir kızsın. Senin sorunun ne acaba? Bak bak, sana sırrın büyüğünü veriyorum. Bizim Şahin oğlan var ya, sana dut gibi aşık ya. Allah'ım nasıl olur? Dut gibi. Oh ya, rotladım sonunda ya, aşık. Ya benim çok dedikoducu bir kişiliğim olduğu için içimde hayatta laf tutamıyorum var ya, içimde kalsa ölürüm sinirimden. Oh! Şahin nerede yazmışsın? Şahin şeyde. Kayalıköy, Lenko Ağa var. Lenko Ağa'nın çifti. Kime sorsan gösterir canım. Ben de geliyorum doktor. Haydi. Kayalıköy'ündesiniz demek. Kuş uçurtmuyorlar komutanım. İşaretleyeceğiz. Başka çare yok. Tek tek hareket edelim. Birimiz yakalanırsa diğeri devam eder. Tamam mı? O zaman ilk ben gidiyorum komutanım. Allah yardımcın olsun. Abi. Yaklaşma la. Geri git la. Bir ekmek parası be abi. Açlıktan iki büklüm oldu. Kaybol dedim ha. Kime diyorum? Bir ekmek abi ya. Yaklaşma bak, sıkacağım kafana ha. Allah ne muradın varsa ver. Dur lan. Bombalar Kayalı'ya bağlanan ana yola döşenecek. Eğer en ufak bir hata olursa deşerim lan böbreğinizi. Emredersin Naza Başkan. Hadi kaybolun lan. Telefon çalıyor. Söyle lan. Tim Kayalı Köyü'nün Delenko'nun çiftliğinde ha? Emin misin lan? İstihbaratın doğru mu? İstihbaratı bizzat doktordan aldım. Şimdi karakoldaki bozgunun sebebi anlaşıldı. Ne oldu lan? Ne diyorsun lan? Komutanla kordon burada. Tam burada, burnumuzun dibine girmişler. Uyutmuşlar lan seni. Vey, kız senin dilin ne söyleyeyim? Herkes toplansın lan! Celil! Gelin lan buraya! Toplanın! Hadi lan! Bana bakın! Dinleyin lan beni! Komutan da kordon burada! Her yeri arayın lan! Her taşın altına bakılacak! Bulun lan onları! Hadi! Hadi! Gel! Hadi. Gel! Demek gülleri getiren Şahin'miş. Bunlar... Nasıl anlamam bunu? Gidip onu görsem ne olur? Komutan biraz kızar bana. Ama Şahin çok mutlu olur. Bekliyorum.
Hadi çabuk! Lan, çabuk! Koş aldın çimliği. Kimse kalmayacak. Hemen ola. Biz her tarafı arayın lan. Pislikler. Durun lan! İşçilerin çıkması iyi oldu Celil. Bir de onları kurtarmak için uğraşmayacağız. Şşş, sakın sesini çıkarma. Aman Allah'ım, sizin ne işiniz var burada? Biz burada oynuyorduk Aslı abla. Araçtan çıkmayacaksınız. Tamam, olur Aslı abla. Tamam Aslı abla. Naza başkan, her yeri aradık. Çiftlikte yoklar Naza komutan. Ulan nasıl yoklar lan? Aramaya devam edin hadi. Hem onlar hayalet gibidir. Görünmezler lan, gözünüzü dört açın. Dağılın lan hadi. Hadi. Ne yaptın Lenko? İşçileri defettim la. Çiftliği boşalttım. İyi. Böcekler yerleşti komutan. Yayına başladılar. Kuşlar havada. 5 dakika içinde orada olurlar. Lenko'nun çiftliği nerede? Buradan doğru gideceksin. Köyün çıkışında. Hadi uğurlar ola. Hala bizi arıyorlar. Lenko ile birlikte ambarın önündeler Celil. Bu Naz'a burada olduğumuzu nereden biliyor komutanım? Doğru ya da Esat'tan, aferin yavuz oğlan. Onu sonra çözeceğiz. Uçağın gelişine az kaldı. Bir dakika kaldı. Naza ve Lenko ambara girdiler. Girişler olur da çıkışları olmaz umarım komutanım. Ne oluyor lan burada? Keşif yapıyorlardır gene. Deli dana gibi dolaşıp giderler. Lan onların hiç belli olmaz. Başımıza bomba yemeyelim sonra. Ya Naza, adamı güldürme. Ne zaman bomba yedi ki paşa? Dedim ya, silah mezunatısı işte. Yaklaşıyor. Arkasında da çocuklar var. Kim bu saflar? Aslı bu. Peşinde de doktorun çocukları. Aslı mı? La benim çocuklar. Uçak! Şahin dur! Celil! Şahin! Dur! Komutanım! Kaçın! Koş!
Yat, yat Aslan. Biraz dinlen. İyisin koçum. Komutanım, Aslı, çocuklar? Sizin dışınızda herkes olur. Onlara iyi şahin. Allah'ım çok şükür. Hadi, sen istirahat et koçum. Doktor. Durum nasıl? İyiyiz işte ha. Gördüğün gibi gebermemişiz çok şükür. Gençler tedavi olup iyileşecekler komutanım. Bu kadar kaybın arasında hiç olmazsa bu gençleri kurtardık Celil. Allah'a çok şükür. Hadi gidelim.